Nail Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nail Bey çok sağ olun efendim hepimize. Bulut Emlak olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Nail Bulut kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun. Ettiniz. Ben 1959 doğumlu, Yozgat'ta doğdum. 1971'de Ankara'ya geldim. Evet. Ankara'da çok değişik işlerde çalıştık. Daha sonra esas mesleğimiz inşaatçılık. Evet. İnşaatçılıktan sonra emlak sektörüne geldik. Ve 1988'den bugüne kadar da emlak işiyle meşgulüz. Evet. Emlakçılığı çok seviyorum. Yani dünyaya bir daha gelsem belki emlakçılık yapabiliriz deriz. Evet. Şimdi bizim sektör çok zor bir sektör. Maalesef. Başkaları tarafından çok kolay gibi gözüküyor ama evet, maalesef çok zor bir meslek. Çünkü suistimale çok açık bir. Çok açık bir meslek. Hem halk tarafından çok iyi görünen bir meslek değil. Hem de bu mesleğin iyileri tarafından yapılması gereken bir meslek. Evet. Dolayısıyla hakikaten 1990'lardan sonra işte bu meslekle ilgili dernek kuruldu. Şimdi de oda var. Bu meslekle ilgili kurslar açıldı. Evet. Şu andaki bu sektörde çalışan arkadaşlarımız hakikaten o imajı yıktı. O evet, eski emlakçı imajını yıktı. Tabi bunun yanında emlakçılara da sorduğunuz zaman müşterileri sorarsanız, müşterilerde de çok tabii emlakçıları üzen taraflar var. Dolayısıyla bu mesleği biz severek yapıyoruz. Evet. Peki efendim, Bulut Emlak olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi biz Bulut Emlak olarak burada yaptığımız hizmetler genelde inşaat kat karşılığı, evet, arsalar bulup yatırımcılara, müteahhitlere arsa pazarlıyoruz. Evet. Kendimiz alıp kat karşılığı veriyoruz. Kendimiz paramız olursa alım satım yapıp yatırımcılara satıyoruz. Bir de ayrıca komisyon olarak yaptığımız iş var. Evet. İşte daire alım satımları, kiralıklar, dükkan alım satımları, evet, dükkan kiralıklar gibi. Tabii meslek gereği de bunları da yapıyoruz biz. Yani evet. Evet. Emlakçılığın getirdiği, vermiş olduğu hizmetler tabii, tabii, bunlardı nihayetinde. Tabii, tabii. Peki bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Tabii şimdi bu mesleğin henüz bir okulu yok ama duyduğum kadarıyla çoğu üniversitelerde bunun bölümler açıldı. Eğitimi veriliyor. Evet. Ama genelde bu işi yapan insanlar ticaretten gelen insanlar, halkla ilişkisi çok iyi olan insanlar yapıyor, evet, bu işi. Dolayısıyla bizim dikkat ettiğimiz esas şeyler şu: biz önce gelen müşteriye malı gösteriyoruz. Evet. Malı araştırmasını, kesin malı almak için karar verip ve malın sağlam olduğunu, özürlü olmadığını anladıktan sonra mal sahibini çağırıyoruz. Gayrimenkul sahibini karşı karşıya getirip pazarlığını yapıyoruz. Pazarlığını yapıp bitirdikten sonra da tapu gününü belirleyip ve tapusunu verip işte arsa sahibi arsasını alıyor. Arsayı satan da parasını alıyor. Evet. Ve bu şekilde sonuçlandırıyoruz. Evet. Tabii bunları yapmadan önce yapılan bazı hazırlıklar var. Nedir işte? Daireyi alan kişi binanın işte dairenin kaç metrekare olduğunu, iskanının olup olmadığını, ruhsatının olup olmadığını, evet, işte otoparklarının kapalı açık otoparkları var mıdır yok mudur, işte yapı denetimi hakikaten iyi denetlemiş midir, bunları filan biz öneriyoruz, bakmasını söylüyoruz. Evet. Biz bildiğimizi anlatıyoruz, ayrıca bir de araştırmasını söylüyoruz. Arsa olunca arsa daha farklı bir şey. Arsada işte teknik özellikleri var, teknik, evet, özelliklerini herkes bilmez. Biz mümkün olduğu kadar, kendimizin bildiği kadar anlatıyoruz. İşte kaç katlıdır, emsali kaçtır, daire büyüklükleri ne kadardır, kaç daire çıkar, bunları anlatıyoruz. Anlattıktan sonra da
olur ki bir plan değişikliği olmuştur. Evet. Plan değişikliğinden dolayı belki bizim haberimiz yoktur. Evet. Plan notlarında bir değişiklik vardır. Belediye de ayrıca hem kendimiz hem de iş bittikten sonra, beğendikten sonra gidip soruyoruz. Tamam ben bu arsayı alacağım dedikten sonra da yine mal sahibini çağırıyoruz. Karşı karşıya getirip pazarını yapıp ve tapusunu veriyoruz. Evet, yani siz alıcıyla satıcıyı burada iki tarafında mağdur olmaması için bir araya getiriyorsunuz. Tabii. Burada da siz de tabii ki her iki tarafa da tecrübenizi aktararak bu işi sonuçlandırmış oluyorsunuz. Zaten bizim mesleğin gereği bu. Evet. Yani yapması gereken bu. Şimdi bir hizmet karşılığında ücret alıyorsunuz. Aynen. O ücretin karşılığını karşı tarafa tabii ki faydası olması lazım. Hakikaten. Şimdi bizde şöyle bir prensip vardır. Satan gülecek. Alan gülecek. Evet. Emlakçı da gülecek. Evet. Dolayısıyla bu üç sacağı kanadında üçünün de para kazanması lazım. Evet. Kesinlikle. Esas bizim esas şeyimiz bu. Evet. İşte efendim biraz ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Şimdi baktığımız zaman günümüzde çok geniş, çok yaygın bir sektör emlak ve gayrimenkul sektörü. Siz de tabii ki bölge olarak da yalnız değilsiniz. Yani bu hizmeti sunan birçok emlak gayrimenkul danışmanlığı ofisi varken neden özellikle Bulut Emlak tercih edilmeli? Şimdi şöyle, hakikaten emlakçılık enflasyonu var. Her köşede, evet. Her apartmanın altında neredeyse kaç tane dükkan varsa birden beşe kadar olan emlakçı sayısı var. Evet. Dolayısıyla Bulut Emlak'ın farkı ne? Bulut Emlak daha çok mümkün olduğu kadar bir malı geldiğinde önce kendisi araştırıyor. Hı hı. Kendisine alıyormuş gibi araştırıp satabileceği malları satıyor. Evet. Yoksa kusurlu malları, şu malları, bu malları kesinlikle pazara çıkartmıyor. Evet. Bu bir. İki, bizim geneldeki prensibimiz alıcıyla ve satıcıyı mutlaka karşı karşıya getiriyoruz. Hı hı. Maalesef günümüzde ki emlakçı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yani çok karşılaştıranı rastlamıyorum. Neden diye soracaksınız. Çünkü biz şöyle kendimiz alıp sattığımız için bizi mal sahibini görmeden çok mal aldığımız var. Evet. Çok mal sattığımız var. Evet. Dolayısıyla biz kendimiz aracılık yaptığımız gayrimenkullere genelde alıcıyı ve satıcıyı karşılaştırıyoruz. Evet, yani burada üç tarafında birbirinden memnun olması tabii, gerekiyor. Görmesi lazım, bilmesi lazım. Evet. Satıcı kaça sattığını bilmesi lazım, alıcı kaça sattığını bilmesi lazım. Evet. Dolayısıyla öyle arkadan göz kırparak şunu yaparak bunu yaparak bu meslek yürümez. Kesinlikle olmaz. Haklısınız. Evet. Peki efendim bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz nelerdir? Bizim sektörle ilgili ben bu sektöre çok emek verdim. Ankara'daki çoğu arkadaşlarımız bilir, eski arkadaşlarımız. Hı hı. Ben eski Emlakçılar Derneği Başkanıyım. Evet. Ticaret Odası'nda komite başkanlığı yaptım filan. Dolayısıyla işte emlakçı kardeşlerimize kurs açtık, emlakçılık kursu açtık. Evet. Eski ile yeniler arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla bu fark da bizim hedefimizdeki şeyi bir nebze de olsa idealimize kavuştuk. Evet. Şimdiki yeni ideal derseniz bizim ferdi olarak pek yapacak bir şeyimiz yok. Ama meslek olarak meslek kuruluşumuzdaki odadaki yönetimdeki arkadaşlarımız, oda başkanlarımız filan bu yasanın çıkması lazım. Emlak müşavirliği yasası çıkması lazım. Evet. Yani bir simitçinin yasası var, esnafın yasası var. Emlakçının en ufak ilgilendiği bir gayrimenkul 1 milyondan başlıyor, binlerden başlıyor. Dolayısıyla hakikaten bu mesleğe devletin ve hükümetin el atıp bir yerlere getirmesi lazım. Evet, bu konuda çok çok haklısınız. Evet. Son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize, özellikle de yatırımcılara burada neler aktarmak isterseniz, tavsiyeleriniz olur mu? Şimdi yatırımcılara, özellikle arsa yatırımcılarına tavsiyemiz şu. Biliyorsunuz dünyada en iyi yatırım gayrimenkul yatırımı. Evet. Yani arsa yatırımı. Evet. Birinci. İkincisi dükkan. Üçüncüsü de daire. Şimdi daire pek öyle yatırım için alan yok, kira hı-hı. için alan yok. Çünkü hakikaten artık doydu. Evet. Ama arsa yatırımını mutlaka bilinçli emlakçılardan, bu işi bilen emlakçılardan, evet. yatırımın daha çok nerede
rant getirisi, daha çok kazandıracağı yerler neresi var? Oralardan yatırım yapmalarını öneririz. Evet, biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Bulut Emlak, biz de buradan davet etmiş olalım ki sizin ekrandaki telefon numaranızdan da size ulaşıp sizden yeni bilgi alabilirler. Her zaman bu konuda da siz izleyicilerimize açıksınız Bulut Emlak olarak. Nail Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.